Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Qeyrindaşlıq uçuruşu və Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası İstanbulda başlandı. 15-ci növətlik Dünya Şərq Türkistanlıqları Qeyrindaşlıq uçuruşu və 6-cı növətlik Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası 30'dan köp devletin kelgen mihmanlarının katnışı bilen bugün İstanbul'da resmi başlandı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlik tarafından her yılı ötküzülüp kilvatkan mezkur yığın bugün edigen İstanbul'da Türkiye'deki her kaysi siyasi partiye reisleri ve temsilcileri, Prezident Erdoğan'ın meslehetçileri, ictimai cemiyetlerinin reisleri, şundaklı dünyanın her kaysi caylarından kelgen Şarkı Türkistan Teşkilatlarının mesulleri, cemaat erbapları ve ziyalilerinin katnışı bilen resmi başlandı. Yığın Kur'an-ı Kerim tilaveti arkadan iki devlet istiklal marşları bilen başlanan bulup, arkadan Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın ekiliş nutku bilen devam kıldı. O sözde her kaysi devletlerden kelgen vekiller, devlet erbapları ve jurnalistlarga kadem taşırıp kılgallıkı üçün rahmet etkandinkin, bu yıl 15. yılı kadem koygan Dünya Şarq Türkistanlıkları Qeyrindaşlık Uçuruşu ve 6. nöbetlik Şarq Türkistan Milli Birlik Şurası ve onun muhacirettiki Şarkı Türkistan halkı arasında şenç ve hemkarlık ruhini kurup çıkış, birlik ve iştibaklıkını royapkı çıkırış üçün ortak tırışçılık körüstüş maksadı başlayan kademlerinin bugünkü günde Şarkı Türkistan davası üçün körünerlik galibilerine elip gelgeldeki ve Şarkı Türkistan müstakillik görüşünün siyasi, iştimai ve teşkili noktadan terakki kılışı da muhim rol oynayanlığı hakkıda toxtaldı. Ve bu üç gün ceryanında dünyanın her kaysi caylarından kelgen muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının vekillik şahısları ve serhilleri bilen şunaklı Şarkı Türkistan davasını uzun yıllardan beri kollap kilvatkan siyasetçiler, akademikler, alimler ve teşkilat vekilleri bilen birge Xitay'nın halkara sistemindeki tesiri, Şarkı Türkistan davasının günümüzdeki vaziyeti ve real halkiliş çağrılarını muhakeme kıladığalıqını şunaklı Şarkı Türkistan davasının analizi, siyasi imkaniyetler ve muhacirat cemiyetinin kovdilişi hakkıdaki ciddi müzakirler arkalık uzun müddetlik pilallarını tüzüp çıkıdığallıkını bildirdi. Arkadan qeyrindaşlık uçuruşu tunuşturulgan kısqı film koyuldu. Keyin cemaat erbabi Abdiqadir yapcan söz kılıp Xitay bilen bulgan mücadilinin sebepleri nime? Biz nemişki Xitay bilen mücadili kılımız? Xitay bizge nemişki hücum kılıdı? Xitay'nın insaniyetki karata elip berbatkan cinayeti nemege tayindu? Xitay bizni nemişka atalmış Jungo Puhrası deydu degen temalarda toxtaldı. Arkadan Avrupa İslam Kengashi Reisi Haysam Haddad, Qatar Üniversitesi Oqutqıçısı Dr. Muhammed Ayyash Qubaysi, Dünya Uyghur Qurultayı Muavin Reisi ve Strategiya Mutaxassisi Dr. Erkin Akram, İYİ Partisi Muavin Reisi Dr. Ayyuca Türkeş Taşxanım, Kanada Şarq Türkistan Federasiyası Reisi Ruqiya Turduşxanım, Hasana İnsani Yardım Muhbiri Reisi Xelil Aydın, Növete Fransiyada yaşayatkan lager şahidi Gülbahar Celilova hanım, cemaat çoğunlarından Erkin Aliptekin, Şimali Makedonya İslam Dini Birliği Başkatibi İrsal Yakubi, Sırbiya İslam Cemiyeti Talim Terbiye Müdiri Bacazit Nijaviç, Saadet Partisi Muavin Reisi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İnsan ve Medeniyet Hareketi Kurgucu Reisi Mehmet Güney, Kuveyt Parlament Azası ve Kişilik Hukuk Komiteti Reisi Dr. Muhammed Hayif El-Muteyri Katarlıklar ayrım ayrım söz kıldı. Arkadan Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın baş meslehetçilerinden Ahmet Selim ve Ayhan Oğan Efendiler arka arkadan sözge çıktı. Ve aldı bilen Prezident Erdoğan'ın salamını yığın ahlige yetküzdü. Ve bu mukaddes davanı hiçbir vakit yalğız koymaydıqanlıqını tähkitledi. Ve Erdoğan'ın Xitay'ın zimin tütüllikini hürmet kılımız digen sözünün asla Şarkı Türkistan'ı öz içige almaydıqanlıqını, Şarkı Türkistan'ın meyli tarih cihettin bolsun, meyli medeniyet cihettin bolsun, hiç kaçan Xitay zimininin bir parçası bulup bakmaqanlıqını ve bundin kiyimi bolmaydıqanlıqını tähkitledi. Arkadan Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin sabık parlament azası Profesör Doktor Celal Arbay, Doktor Yasin Aktay Efendiler, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Büyük Birlik Partisi Reisi Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti Muavin Maarif Ministeri Nazif Yılmaz Katarlıklar ayrım ayrım sözge çıkıp, özlerinin Şarkı Türkistan davasını bütün küçü bilen kollaydıqanlıqını, Şarkı Türkistan davasının kiçiklikten çoğunlukka, acizlikten küçüyüşke karab yüzülünü vatqanlıqını,
Xitayning barliq to'sqinliklarga qaramay yana nurg'ullagan fursatlarning tug'ilayotganligini, Sharq Turkiston da'vosining faqatli Sharq Turkistonliklarning da'vosi bo'lib qolmasdan, balki ham Türk dunyosining ham İslam dunyosining o'rtaq masalasi bo'lishi kerakligini ta'kidlashdi. Shunaqli 3 kunlik yig'in jarayonida bu temalarda ayrim-ayrim muzokaralar bo'ladiganligini ifodalashdi. 15-nji navbatlik dunyo Sharq Turkistonliklari qayrindoshlik uchrashuvi va 6-nji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi 25 sentabrgacha davom qiladi. Uch davlatning yadro sinoq nuqtalarini kengaytirganligi diqqat qo'zg'adi. Xitoy, Rossiya va Amerika qatorliq 3 davlat yaqindan beri yadro sinoq nuqtalarini kengaytirgan bo'lib, 3 davlatning bu harakati xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. CNN to'ri 22 sentabrdagi xabarda Rossiya, Amerika va Xitoyning yaqinqi yillardan buyon yadro sinoqi nuqtalarini kengaytirganligi va yangi aslahalarni qurganligini sun'iy hamra suratlari orqali oshkorlagan bo'lib, CNN erishgan rasmlarda yadro sinoq nuqtalarining kengaytirilganligini bildiradigan yangi tonnellar yo'l va zapas saqlash aslahalari ko'rsatilgan. Bu holat bir qancha yil ilgarigiga solishtirganda ko'payganligini ko'rsatadigan bo'lib, gerçi bu devletlerin pat arada ötküzüldüğün yadro sınıkıgı tayyarlı kılıvatkallıkıgı ait hiç kandak pakit bulması mı? Tehlilçiler bu kengaytişinin yadro korallarını sınıq kılış ul əslahalarını zamanivilaştırış rekabetini qozğışı mümkün dəb qarğan. Növetti bu özgürüş bu üç çoğun yadro devleti otursudaki işenç yuqalgan məzgildi yüzbərgən bulup, mütəxəssislər bu haqda agahlandırıp, bu xil özgürüş Amerika, Rusiya və Xitay otursidiki künsiri küçüyüvatqan qoral riqabətini tezletidikən. Süni həmra sürətlər deyənə Xitay Şərq Türkistanda təsis qılğan Lopnur yadro sınaq meydani və Amerikanın Nevada yadro sınaq meydanındakı pəaliyyətinin küçəyəlliki körüstülgən. Yevropa İttifaqı Xitay bilən bolğan soğudu uruşıda qorqub getişinin zürüriyeti yoxluqını bildirdi. Amerika Avazı'nın 22 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay 15 sentabr bir yusilni agahlandirib, Xitayning toksik avtomobil to'liqlamasini tekshirishning savdo munosabatiga ziyon solganligini agahlandirgandan keyin, Yevropa ittifoqi iqtisodining Xitayning o'ch elishiga bardoshlik berolmaydiganligini jar solgan. Yevropa ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen oldingi chorshanba Xitayning toksik avtomobil to'liqlama harakatiga qarshi tekshirishni boshlaganligini e'lon qilib, Xitayning g'oyat zo'r davlat to'liqlamasi orqali avtomobil bahosini sun'iy tovallatganligini ayiblagan edi. Tekshirishda Yevropa ittifoqining Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilarini qo'g'dash maqsadida tuvan bahada setildigan avtomobillarga tamojni beji jazosi berilishi mumkin bo'lib, Ursula von der Leyenning so'zidan keyin Xitoy savdo ministrligi buningga norozilik bildirib, bu tadbirlarning Xitoy-Yevropa iqtisodiy savdo munosabatiga pozitiv ta'sir ko'rsatadiganligini jar solgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqining tekshirish qarori ittifoqqa a'zo boshqa davlatlarning ham kuchli qo'llashiga erishgan bo'lib, Germaniya va Fransiya birinchi bo'lib qo'llaydiganligini bildirgan. Fransiya moliya ministri Bruno Le Maire juma kuni kechda Bloomberg televiziya kanaliga qilgan so'zida Xitoyning tahdidlaridan qo'rqmaslik kerakligini bildirib, biz hech qanday davlatdan qo'rqmasligimiz kerak. Biz Yevropa ittifoqi, biz eng kuchli iqtisodiy qit'aning biri degan. Amerika parlament a'zolari hukumatdan Uyg'urlarga oid qonunlarni qattiq ijro qilishni talab qildi. Amerika parlament a'zolari Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishining davom qilayotganligidan andisha qilayotganligini bildirish bilan birga Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy amgakning oldini olish qonunini qattiq ijro qilishni talab qildi. Amerika Avazı'nın 22 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, bu hafta Amerikadagi bir turkum parlament a'zolari Biden hukumatini Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy amgakning oldini olish qonunidan iborat ikki muhim qonunni qattiq ijro qilishga chaqirgan. Parlament a'zolari hukumatni bu qonunlar bo'yicha Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning kishilik huquqini dafsanda qilgan va majburiy amgakka chetishlik shaxs va o'rinlarga qaratilgan jazoni yo'l qo'yishini talab qilgan. 19 sentabr Amerika Avom palatasi Xitoy ishlari alohida komitetining raisi Mayk Gallager imzolagan maktubda Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligini cheklash uchun qilinayotgan tirishchiliklarning bir qismi sifatida sobiq Amerika hukumatining 8 shaxs va o'ringa jazo yurgizganligi, keyin Biden hukumati bu qonunga xiloflik qilgan 4 Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligi bayon qilingan. Mayk Gallager, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Amerika Davlat bexatarlik ishlari katibi Alejandro Mayorkasga yozgan maktubida
Biden hükümetinin Uyghur kişilik hukuk siyasi kanununun münasvetlik hiç kandak tedbirini yolu koymağalıqını, Uyghurlarının kırgın kılıç cinayi kılmışlarının mesuliyeti bolğan Xitay emeldarlarının mesuliyetini sürüştürüş üçün hiç kandak ceza yürgüzmegelikini bayan kılgan. O mektubu diyene Xitay irki kırgın kılıç cinayi kılmışının cezasını tartışı gerek. Amerika çöküm Xitay Kompartiyasının cevapkarlıkı tartışı üçün hareket kılışı, Uyghur ve başka milletlerge qaratılgan kişilik hukuk tepsendikilikinin aldığını ilişi kerek diyen. O mektubu diyene Devlet İşleri Mahkemesi emeldarlarının Uyghur kişilik hukuk siyaseti kanuni cezasını yolu koyuşunu keçiktirmekçi buluvatkallıqı toğrusudaki dökületten endişi kıldıqallıqını bildirgen. O mektubunun ahırıda müracaat kılıp, eğer mezkur kanunga asasen cezalaşını yolu koyuşunu keçiktirmekçi bulgan ekval hakikaten rast olsa, bu Biden hükümetinin Xitay'nın Uyghurlarga karşı icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayi kılmışlarına mesul, düşmen, diktator Xitay'a mail bulup, hiç neresini körmez buluvatkallıqıdır. Biz yüzaki menfaatni deb axloqiy yetakchilik kuchimizni qurbon qilib, Xitoy bilan bir taraflama munosabat qurmasligimiz kerak degan. Mike Gallagherning maktubi masalasida Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Amerika ovozi radiosiga qilgan so'zida Biden hukumatining Xitoy amaldorlari va organlari sodir qilgan vahshiylik, qirg'inchilik va kishilik huquq tafsandichiligiga alohida diqqat qilayotganligini bildirgan. U so'zda yana hukumat Xitoyning javobgarligini surishtirishni davom qilishdan boshqa Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarni nishonlik bostirish qilmishiga qarshi har xil vositalarni ishqi selib keldi va buni davomlashtirdi degan. Azerbayjonning Xankendi shahrida qasdan o't qo'yib o'tish vaqealari chiqarilmoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Azerbayjon ichki ishlar ministrligi Qorabog' rayonining Xankendi shahrida armanlarning qasdan o't qo'yib o'tish vaqealarini chiqarib, arxivlarni ko'ydirayotganligini uqtirdi. Azerbaycan Taşkı İşler Ministerliği tarafından elan kılınan bayanatta Qarabağda elip berilgan terörizmge karşı küreş hareketinden kiyen barlıq rayonlarının tuluq kontrol astığı elinğalıqı bayan kılınıp, Xankendi şehirde ermenlerinin qasdan ot kuyvetiş vakalarını çıxırıp, her xil memuri binalardaki hüccetler, materiallar ve arxıplarını köydürüvatqalıqı körülmekte deyildi. Rusya Tinchlik saqlash qismi tarafından e'lon qilingan bayonotda qonunsiz Armeniya kuchlarining qurol-yarog' va o'q-dorilarini Rusya harbiy xodimlarining kontrolligida topshirishga boshlaganligi va o'zlari turishliq joylardan chekinganligi eskartilib, bugungi qadar 800 dan ortiq qurol-yarog', qo'l bombasi, minomyot, tankiga va aeroplanga qarshi boshqarilgan bombalar topshirildi deyilgan. Azerbaycan armiyesi 19 sentyabr Qarabağda asosiy qonun tuzumi ve icra qilish mexanizmi o'rnatish uchun terrorizmga qarshi kurash harakati boshlagan edi. Qarabağdagi qonunsiz Armeniya qurolliq kuchlari taxminan 24 soat davomlashgan terrorizmga qarshi kurash harakatidan keyin qurol topshirgan edi. Blinken, Azerbaycan'ın zimin bütünlüğü meselesi de Baku'nu kollaymız, dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken, Azerbaycan'ın zimin bütünlüğü meselesi de Baku'nu kollaydığanlıklarını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, New York şehirdeki Lot Palace mihmanxanasında ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığını da Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bir muhbirinin bunu sualıga cevap verdi. Armeniya Başministeri Nikol Paşinyan bilen telefonda görüşkünüzde Amerika Qo'shma Shtatlarining Armeniyaning egalik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligini to'liq qo'llaydiganligini bayon qildingiz. Amerika Qorabog' qatorliq rayonlarda Azerbayjonning zamin butunligini asliga keltirish huquqini e'tirof qilamdi va qo'llamdi. Blinken Azerbayjon bilan Armeniya o'rtasidagi Qorabog' masalasiga munosabatlik bir savolga javob berganda, bu hafta Azerbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Paşinyan bilan ko'rishish fursatiga erishganligini, bu uchrashuvlarda bu hafta rayondagi o'zgarishlarga qarata andissini o'tirg'o qo'yganligini bayon qildi. U Amerikaning qurol kuchi ishlatishga qarshi ekanligini, chunki buning tinchlik tirishchanliklarga to'salg'o paydo qiladiganligini aytdi. Blinken adil va uzoq mazgillik tinchlikning har ikki davlatga zo'r foyda olib keldiganligini ta'kidlab, chunki bundaq tinchlik 3 yillik to'qinishdan keyin tarixning yo'nalishini yaxshi tarafga qarab yuzlandirdi dedi. Minister Blinken bu masala to'g'risida taraflar va Yevropa ittifoqi bilan quyuq aloqa qilayotganliklarini yaqinqi 24 soat ichida Azerbayjon va Qorabog'dagi armanlarning vakillari o'rtasidagi uchrashuvlar, suhbatlar va diplomatik faoliyatlarning muhimligini ta'kidlab, hamma tarafning egalik huquqi, zamin butunligi va mustaqilligini qo'llaymiz dedi. Kim Jong-un Rossiya bilan bo'lgan munosabatlar texmo kuchaytirildi dedi.
Şimali Koreya rehberi Kim Jong-un Rusya bilen bulgan münasebetini tekimi küçeytiş üçün kadem besiş kerektikini eytti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Şimali Koreya Merkezi Akbarat Agentliği Koreya İşçiler Partiyası'nın 16. katımlık siyasi büro yığınının 20. sentabr Kim Jong-un'un iştirak kılışı bilen içilgallıkını haber kıldı. Haberde görüntülüşçe yığında Kim Jong-un'un Rusya'ya karatkan resmi ziyaretinin neticesi doğrusu dokulat sunulgan. Dokulatta Kim Jong-un'un Vladimir Putin'un teklifine binaen 13. sentabrdan 17. sentabrgacha Rusya'nın her kaysi rayonlarını ziyaret kılgallıkı, bu kıtımkı ziyaretinin Şimali Koreya-Rusya münasebetini yeni devrinin talebine uygun şekilde yeni stratejilik seviyeye yetkizgelliki bayan kılıngan. Bu ziyaret yana dünyanın coğrafyalik siyasi vaziyetinde mahiyetlik özgürüş payda kılgallıkı ilgili sürülgen dokulat yana ziyaretinin Kim Jong-un'un Şimali Koreya-Rusya münasebetini terakki kıldırıştaki uzun müddetlik planının bir parçası ikkallıkı kayıt kılıngan. Kim Jong-un siyasi büro yığınıdaki sözüde Rusya bilen yakşı koşundarcılık ve hemkarlık münasebetini tekimi küçeytip, iki devlet münasebetini her sahaları boyunca tekimi canlandırıp, ziyaret cereyanda kolga keltirilgen muvaffakiyetlerini müstehkemleş için kadem besiş gerektiğini tekitligen. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerimiz, görüşmelerini karşıladığımız ben Abdullah Yılgın. Programımızda Vatanımız Şarkı Türkistan'da dünya kültürlükteki en muhim haberlerini huzurumuza sunmuştuk.